Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Ben Özgür Çetin. Ben Osman Tufan. Teknoloji Oku'nun YouTube kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir Teknolojioku-Yorum programıyla karşınızdayız. Bu hafta da yine yoğun bir gündem var Osman. Evet, bu hafta özellikle iç gündem hayli yoğundu. Yani Türkiye'nin kendi iç gündemi yoğundu. Sosyal medya devlerine bir ceza kesildi. Bu ikinci cezaymış galiba. 10 milyonluk bir ceza kesilmişti. Evet. Şimdi ise 30 milyonluk bir ceza kesildi. Bir ay sonra arkadaşlar bu sefer diyecekler ki artık vergi mükellefleri size reklam veremeyecek. Yani bu Google'da gördüğümüz, daha doğrusu YouTube'da falan gördüğümüz reklamları kapsıyor bu olay. Facebook'u da kapsıyor, Twitter, Instagram. Google'dakini de kapsayacak. Yani Google'dan yukarıda çıkıyor. Ben onu aslında soracaktım. Şimdi mesela YouTube tamam Google'ın bir şeyi ama acaba Google'da kapsayacak mı, kapsamayacak mı? Hepsini o hani sosyal medya tarafına giriyor mu YouTube? Hani acaba ayrı bir kurumsal kimliğe mi sahip? Çünkü Google'ın biraz karışık biliyorsun. Alfabet çatısı altında hepsi. Evet. Hani alfabete mi ceza kesecekler? Sadece YouTube'a mı ceza kesecekler? Yani nasıl oldu bilmiyorum yani. Bildiğim kadarıyla şimdi olay şu. Google hepsinin sahibi olduğu için mesela YouTube'a da reklam verirken YouTube diye bir şeye reklam vermiyorsun aslında. Yani Google Ads üzerinden veriyorsun. Google üzerinden veriliyor onların hepsi tamamı. O yüzden Google'a kesilmesi lazım ve Google'daki yani Google'a verdiğin herhangi bir reklam, bu YouTube olabilir, başka şeyler olabilir. Hiçbirini veremeyeceğiz hale gelecek 4 ya da 3 Ocak 2021 itibariyle. Ama ben şunu düşünüyorum, herhalde o dereceye gelmeden bir çözüm, bir orta yol bulunur ya. Ben de onu, açıkçası onu düşünüyorum çünkü Türkiye'de bir hani o konuda bir ayak diretiyor, hani buraya temsilci ata diye. Sosyal medya platformları atamayacağız falan filan diyorlar ama mesela şöyle ben düşünüyorum, hatta bunu Twitter'da da yazmıştım kendi hesabımda. Sadece biri atamıştı, kim atamıştı? VK atamıştı, Rusya merkezli. Orada ben şöyle düşünüyorum, bir şekilde Türkiye'de bunu atayacaklar. Çünkü mesela Google'un Türkiye müdürü var. Evet. Facebook'un var. Facebook'un da var bu arada. Hani ama genelde pazarlama işi içinde. Yani siz mesela bir ticari bir ilişkileri varsa hemen o müdürler ortaya çıkıyor. Ama ticari bir ilişki yoksa sessizlik. Süt dökmüş kedi gibiler, öyle söyleyelim. Yoksa var yani Türkiye'de temsilci anlamında temsil ediliyor bu markaların tamamı. Ama Twitter hariç. Şeyler Türkiye'de değil sanırım. Hani bu Türkiye müdürü var ama Türkiye'de mi bunlar? Mesela yok, Türkiye'de. Tabii Türkiye'de. Adı sanı cismi ismi olan insanlar bunlar. Türkiye, Google'un Türkiye müdürü de Türkiye'de. Peki daha temsilci olarak ne arıyorlar? Şimdi temsilci olmaktan kasıt şu biraz. Onu açmak lazım. Evet. Şimdi Türkiye müdürü tutup da işte örnek veriyorum Twitter'ın Türkiye müdürü olsa yok da olsa o şeye karışmıyor. İşte atıyorum YouTube'da bir yorum yazmış birisi veya YouTube'a bir Google Türkiye müdürü var değil mi? YouTube'daki bir yoruma o karışmıyor. Türkiye'nin istediği şey şu. Diyor ki Türk devleti, sen diyor buraya bir tane temsilci ata, diyelim ki YouTube'da bir video var. İşte Türkiye'yi kötüleyen ya da işte terörizmi öven falan filan. Ben diyor sana bunun kaldırılmasını sana söyleyeceğim, sen de bunu kaldırtacaksın diyor. Bu tarz işler için birini atamanız lazım diyor. Bu ülke müdürü değil bu. Bu başka bir adam olacak diyor. Orada birazcık sıkıntı oluşuyor. Çünkü muhatap almak istemiyorlar. Öyle bir sorun var. Şöyle bir sıkıntı olabilir. Hani ben diyordur belki sosyal medya platformları. Buraya şimdi temsilci atacağım. Bana diyecek şu videoyu kaldır, bu videoyu kaldır, o videoyu da kaldır. Hani kanallara uygulanan bu sansür olayı var biraz. O sosyal medyaya da uygulanmaya başlarsa gerçekten sıkıntı olur. Evet. Ya tabii genelde insanların korkusu şu benim anladığım kadarıyla. Hani bu keyfi uygulamalarda oluyor ya bazen. Neye göre yasaklanacak, kime göre yasaklanacak? Onların... Ya şimdi bir de şu var. Mesela YouTube'da özellikle bir sürü muhalif kanal var yani. Evet. Yani normalde o yayınları işte biliyorsun sokak röportajları vesaire yapıyorlar. O yayınları normalde kanalda yayınlasalar. Yayınlayamazlar. Yayınlayamazlar ki hadi yayınladılar diyelim. Rütük süresiz kapama cezası verir. Şimdi acaba hani sosyal medyada da bu olay olur mu? Ben bunu merak ediyorum. Diyebilir mi yani buradaki temsilci? Ya şu kanalı kapat. Ya işte o ucu açık şu anda. Onu kimse bilmiyor. Çünkü şu anda bugüne kadar böyle bir uygulama yapılmadı Türkiye'de. Yani bir temsilci olup da o temsilciye hadi sen şunu kapat bunu aç dendiği zaman sonuç ne oldu bilmiyoruz onu. Şu anda mahkeme kararı değişti. Şunu da merak ediyorum. Twitter mesela çok böyle diğer platformlara göre biraz daha siyasi ağırlıklı bir platform. Evet. Acaba orada şunu diyebilir mi? Hani şu kim? Atıyorum XYZ diye bir Twitter kullanıcısı bir şeyler yazmış. Bana bunun bilgilerini ver. Evet işte o. IP'sini, zartını, zurtunu artık ne varsa ver. Şimdi işte, diyebilir mi? Şimdi bunlar çok belirsiz. Twitter verir mi? Evet. İşte muhtemelen ondan da çekindikleri için belki şimdilik böyle bir topa girmiyorlar ama eğer girmedikleri süreci de mesela ben şimdi onu söyleyeyim. Bir de ben şunu da düşünüyorum. Mesela Türkiye'de de bu yerli sosyal medya, işte yerli arama motorları vesaire gibi girişimler var. Ama bunların bence tutmamasının temel nedeni insanlarda hani bu güvensizlik duygusu olması o platforma karşı. Şimdi adam diyor ki ya ben buraya bir şey yazacağım. Bütün bilgilerimi kim isterse onunla paylaşacaklar. Ya da işte arama motorundan bir şey arayacağım. Direkt bunları istedikleri an görüntüleyebilecekler diye düşünüyordur. Evet. Yani bence o yüzden bu yerli sosyal medya olsun, yerli arama motoru olsun bunlara o kadar çok ilgi yok. Bir de bu biraz daha Çin kafasına kayıyor gibi. Hani Çin'de de biliyorsun şeyler falan yasak. Evet. Facebook'tur. Kendi evet. sosyal medyaları falan var. Evet. Hani eğer önümüzdeki süreçte arkadaşlar diyelim ki hani bizim dediğimiz gibi olmadı. Hiçbiri temsilci atamadı. Bu sefer bant kısıtlama olayına gidecekler ki bant kısıtlama dediğimiz o sitenin kapanması gibi bir şeye çıkacağız. Tabii önce %50 olacak sonra %90. Yani %90 bant kısıtlaması ne demek? Bu süreçte bu arada Mayıs ayında olacak. Eğer Mayıs ayına kadar atanmazsa %90 yani 4 Mayıs'tan itibaren %90 oranında bütün sosyal medya platformları Twitter, Instagram, Facebook, Google, YouTube artık ne varsa yani burada sosyal medya çok geniş bir kavram oluyor. Ya Google hepsi sosyal medya değil de işte bağlantılarından dolayı sosyal medya gibi olarak davranılacak arkadaşlar. Onu da söylemiş olalım. Bu arada bir başka haberimiz daha var. Güzel de bir haber bu. Netflix Türkiye ofisini açıyor hatta açma kısmını geçtiler artık. Aslında şöyle açıyor değil. Zaten Türkiye'de temsilcileri vardı bu arada ama muhtemelen evden çalışıyorlardı. Hatta benim tanıyordum da ben kurumsal iletişimcisi falan da biliyorum. Beraber bir yurt dışına gitmiştik bir dönem. Türkiye ofisleri yok. Fiziksel ofis yoktu anladığım kadarıyla. Şimdi ama insanlar evden çalışıyordu herhalde. İstanbul'da açacaklar. İstanbul'da ofis açacaklarmış. Hatta zaten bizzat kurucusu açıkladı bu bilgiyi. Netflix'te şöyle bir şey var. Evden çalışma sistemi çok yaygın. Mesela arkadaşlar bu izlediğiniz dizilerin altyazılarını vesaire freelancer'ı insanlar çeviriyor yani. Başvuruyorlar hatta mesela. Hatta bazen de yazıyor altında. Yani çevirmen olarak. Diyorlar işte sen şu filmi çevir, şu dizinin şu bölümlerini çevir. Adam çeviriyor. Daha sonra kontrole gidiyor işte falan. Oradan sonra yayınlanıyor. Yani ama dolayısıyla bir freelancer ağı var onlarda. Güzel bir gelişme bence bu Netflix Türkiye ofisinin olması. Tabii Türkiye ofisinin olması iyi. Zaten yani en azından iyi çalışıyorlar Türkiye'de bu arada. Türkiye'yi ne kadar ciddiye aldıklarını gösterir ki ülkemizde bayağı bir abone sayısını falan da açıklamışlardı. Bayağı bir yüksek. 3 milyon dediler. Bayağı bir yüksek yani. Bunun haricinde arkadaşlar Türkiye'de çekilen bu Made in Turkey diye bir içerik bulutu var biliyorsunuz. Onun sayısını da arttıracaklar. Hatta en son olarak bu program biz çektiğimiz gün 6 kere Leyla filmi vizyona girecekti. Vizyona değil Netflix'te yayınlanacaktı. Sizin izlediğiniz zaman bu videoyu zaten yayınlanmış olacaktır. Onun da bütçesi çok büyük mesela. Türkiye'de çekilmiş en büyük bütçeli film. Demet Akbağ, Haluk Bilginer gibi isimler var ki o isimlerle zaten film çekiyorsan belli bir parayı gözden çıkarman gerekiyor. Evet arkadaşlar bir şey daha var. İYS biz bu programda çok söylüyoruz. 3 haftadır var. 3 haftadır açamadık sistemi. Biliyorsunuz ileti yönetim sistemi bu spam aramalar, 0850 numaralar, kombiciler, efendim ucular, bahisçiler, şuncular, buncular haberi SMS atıyor. Özgür Çetin'in dört gözle beklediği ama bir türlü gelmeyen sistem. Normalde 1 Aralık'ta açıklanacaktı. Hatta biz onun videosunu da çektik. Fakat sistem ertelendi. 150 bin ve üstündeki gönderiler için vatandaşların yani bizim onay tarihimiz 15 Şubat'a 150 bin ve altındaki gönderiler için de bizim onay tarihimiz 15 Mayıs'a ertelendi. Nasıl olacak bilmiyorum ben ama işte iys.org.tr sitesi aslında sen girip detaylı bir video çekmiştin abi ona ama ya sistem ertelenince dedim ya. Senin videoda patladık videoyu yayınlayamadık. Oğuz'la beraber çekmiştik ama olmadı. Şubat'ta artık ilk Şubat'a doğru bir video çekeriz yine inşallah. Ertelenmezse çıksın da ondan sonra şeyler. Ben ümitliyim ama inşallah ümitlerim suya düşmez diye düşünüyorum. Son konumuz ise Osman Mutlu'yu sana atacağım burada. Red Dead Redemption 2 online olarak tek başına satışa sunuldu arkadaşlar. Biliyorsunuz GTA 5'te de online vardı ama bunu oynamak için GTA 5'i satın almanız gerekiyordu ki Red Dead Redemption 2'de de şimdiye kadar öyleydi. Fakat dediler ki biz bunu ayrı oyun olarak da satacağız. Tabii bunu aldığınızda hikaye modunu oynayamıyorsunuz. Ve şu arada çok cazip bir fiyatta. Kaç paraydı? 39 muydu? 29 muydu? 5 dolar aldım. 39 TL yani yapıyor. Öyle bir şey. Tabii adamın 5 doları bizim 39 liramız yapıyor. Ayrı konu ama. %75 mi? Bayağı bir indirimli arkadaşlar. Normalde deneyin. Normalde 159 TL olacak. Şubat ayından itibaren. Şubat ayına kadar. Şubat'a da daha çok var. Şubat'a da çok var yani. Bence kaçırmayın derim. Yani o tarz oyunları seviyorsanız. Bu arada Türkçe dil desteği yok oyunda. Onu da size belirtelim. Gerçi arkadaşlarınızla oynayacaksanız arkadaşlar çok bir dil desteğine falan ihtiyacınız yok. Binin atlarınıza şurayı basalım soyalım deyin. Gidiyorsunuz evet. Basın soyun. Hatta şunun da müjdesini vereyim. Oyun Canavarı programımız var. Çarşamba günleri yayınlanıyor. Ben oyunu aldım, oynuyorum şu anda. Çarşamba günü güzel de bir video gelecek. Onu da müjdesini buradan vermiş oldum arkadaşlar. Oyuna girebildin mi sen abi ya? Girdim. Oyuna girmekte sıkıntı var. Error verdi, bir şeyler oldu. Yok. Hayır, para da verdin yani. Yani 40 lirama yiyordu az kalsın Rockstar ama yedirtmem dedim. Yok. User'ı benim account'a bağlamam gerekiyormuş. Onu yaptım akşam. Hallettim ama çok... Bir an dedik yoksa Rockstar paraya mı çöktü? Ha, 40 liramızı yedirmem. Koskoca Rockstar 5 dolara çöktü hemen. Herkese benden birer ciklet ofiste. 5 dolara ciklet bile alınmaz herhalde ya yurt dışında. Yani bilmiyoruz artık Amerika'daki ciklet fiyatlarını ama burada 5 dolar güzel para. İyi para. Adam öldürüyorlar o parayı. Evet. Evet arkadaşlar, bir Teknolojioku-Yorum programının daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yepyeni konularla karşınızda olmak üzere YouTube kanalımıza abone olun ve bizleri Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.